Ama ikinizin ikiz kardeş olduğunuzu anlamak için çok dikkat etmek lazım. Öyle mi? Ha? Nermi'yi çağırır mısınız? Nasıl? Kardeşimin jimnastik derslerinden memnun musun? Hı, şöyle böyle. Kızınızı seviyorum. Rüyalarım gerçekleşse, Oya ile evlensem, bütün varlığımı ona bağışlasam, gene de minnettar kalan ben olacağım. Türk sinemasının taçsız kralıydı. Bazen bıçkın mahalle delikanlısı, bazen küçük hanımın yakışıklı şoförü, bazen de esas kadının ölümsüz aşkıydı. Genç yaşta göçüp gitse de filmleriyle ve eşi bulunmaz dostuyla hatırlandı hep. Daha fazla bekleyemeyeceğim Ömer. Beni de Avustralya'ya götür. Gidelim sevgilim. Ayhan Işık 1929'da İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Selanik göçmeni bir ailenin son çocuğuydu. Henüz 4 aylıkken ailesi İstanbul'a taşındı. Hep mutlu hatırladı o günleri. Ama en büyük acılardan birini de yine çocukluğunda yaşadı. Henüz 6 yaşındayken babasını kaybetti. Ona dair hatırladıklarını yıllar sonra anlattı. Onunla ilgili çok az şey hatırlıyorum ama en çok da kokusunu. Bazı geceler yanıma gelip bana sarılmasını, birlikte uyumamızı. Bir defasında balık tutmaya götürmüş. Dönüşte de sırtını alıp merdivenleri çıkarmıştı. Hepsi bu. Hafızama ona dair hep zorladım. Daha fazla şey hatırlayabilmek, hatırladıklarımı hiç unutmamak için. Ayhan Işık okulunun yanı sıra ailesine yardım edebilmek için dergilerde kapak resimleri çizdi. İlk kazandığı 14 lirayı koşarak annesine verdi. Yaz tatilinde fabrikalarda çalıştı. Zamanla resim yeteneğini geliştirdi. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan dersler aldı. Fikret Otyan ve Altan Erbulak sınıf arkadaşlarıydı. Mezun olduktan sonra Yıldız Mecmuası'na ressam olarak girdi. Ancak bu sırada açılan bir yarışma tüm hayatını değiştirdi. Arkadaşları onu Clark Gable'a benzetiyordu. 1951'de katıldığı artist yarışmasında Belgin Doruk'la birlikte birinci oldu. Yeşilçam yılları başladı. İlk olarak Münir Hayri Egeli'nin Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan filminde rol aldı. Kanun namınayla adından söz ettirdi. Sadri Alışık'la 1951 yılında bir sette tanıştı. Sadri Alışık 26, Ayhan Işık 22 yaşındaydı. Hayrola, aşk gemisinin kaptanı. Yine okyanuslar açılmış gidiyorsun. Boşver, kaptanlığı falan kalmadı bu işin. Panafora doğru gidiyorsun. Bu uzun yıllar sürecek ebedi bir dostluğun başlangıcıydı. 1955'te Kardeş Kurşunu, 1970'te İngiliz Kemal Lawrence'a karşı filmleri geldi. Mert delikanlı rollerindeydi çoğu zaman. Çok sayıda ödül aldı. 1959'da ani bir kararla Amerika'ya gitti. Hollywood'da küçük roller aldı, sinemayı araştırdı. Ardından ailevi nedenlerden ötürü Türkiye'ye döndü. Ama Hollywood'da oyuncuların hakları konusunda bilinçlendi. Yeşilçam'ın insanları yiyip yutan bir sömürü mekanizmasına dönüşmesini istemiyorsak bir sinema kanunu çıkarmalı, ciddi bir sendika kurmalıyız, dedi. Dostu Supi Kaner'in prodüktör cemiyetinin bildirisiyle intihara sürüklenişi de onu öfkelendirdi. Sinemacılık asla modern bir kölelik sistemine dönüşmemelidir, diye gösterdi tepkisini.
Türkiye'deki sinema serüveni devam etti. Hayranları Taçsız Kral diye anmaya başladı onu. Sadri Alışık ve Belgin Doruk'la oynadığı Küçük Hanım'ın Şoförü serisi unutulmazlar arasına girdi. 1962'de Gülşen Işık'la evliliğinden kızı Serap dünyaya geldi. Yapımcılık, senaristlik ve yönetmenlik yaptı. İtalyan yapımı iki filmde rol aldı. Filmler sansür nedeniyle Türkiye'de seyircisiyle buluşmadı. Ayhan Işık altın çağını yaşarken ölüm beklenmedik bir anda kapıyı çaldı. 1979'da Kıyıkent'teki yazlık evindeydi. Şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı. Beyin kanaması geçirdi. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak yaşama tutunamadı. 50 yaşındaydı. Ardında 100'den fazla film ve büyük bir hayran kitlesi bıraktı. Bir de efkarlı bir dost. Ayhan Işık'ın ardından en büyük yıkımı yaşayanlardan biri Sadri Alışık'tı. Çolpan İlhan'ın deyimiyle ömründen 10 yıl gitmişti. 20'li yaşlardan bu yana yediği içtiği ayrı gitmeyen, derdine, tasasına, sigarasına ortak olan, mutluluğunda keyfini, yeri gelince kederini paylaşan dostu, can yoldaşı, rol arkadaşı yoktu artık. Kabrini ziyarete gittiği bir günün akşamı ona özlemini bir mektupla anlattı. Bugün Neriman'ın sana saksı getirdiği gündü. Akşama kadar taşını, selvini, çiçeğini yeniden düzenledik. Nedense Amerika'dan döndüğün günü anımsadım. Ama o gün meğerse seninle başka bir şeyleri düzenliyormuşuz fark etmeden. Harbiye civarında bir bardı. Vodkanı ayaklı bardakta içmek için garsonları uyardın dostça. Sonra dostluk üzerine konuştuk bir süre. Bir sürede dostluk etmişiz böylece. Süre dediğim de ömrünmüş bak sadece. İyi geceler. Örtünmeyi unutma. Üşütürsün. Hadi arkadaşım çek bakalım. Şansına kaderine. Ya ondadır ya bunda. Helvacının kızım da. De. Vay anasını ben gidiyorum.